Günaydın canlarım. Biz kahvaltımızı yaptık. Gördüğünüz gibi hazırladım ve yaptık. Şimdi hemen Doğan odasına geldim çünkü şu an en şey siz söyleyin. En uygun oda burası. Salonda çamaşırları yırdım oraya. Ütü masasını açtım. Doğa ütüye başladı. Burada da ben artık ilk baştan anne. Dedim. Dur bir. Tatil valizlerin yani çamaşırı kaldırıyorum kızlar. Sürekli çamaşır yıkanıyor ve sizde de öyle mi bilmiyorum ama inanın yaz şunu günü özellikle ya, kışı yazı yok ama özellikle ya. Yaz günü hiç mi hiç bitmez ya. Çamaşır hiç bitmiyor, inanamıyor. Her gün yıka, as, ütüle. Her gün as, yıka, as. Yani böyle anlatamıyorum size, yetişmiyor yani. En sonunda dedim ki ben artık bugün valizimle hazırlayayım. Yani koyulacakları koyacağım, çocuklarınkini, bizimkileri koyacağım. Tatil valizimizi. Bir de şöyle bir şey var. Tatilden sonra, eve dönmeden önce, tatil bittikten sonraki gün, yani daha doğrusu son günü düğün var yine İzmir'de. Allah kısmet ederse. Şimdi oranın da valizi ayrı hazırlanacak. Yani hani düğünlük valizi ayrı hazırlanacak. Düğün kıyafetlerimiz, ayakkabımız, şunumuz, bunumuz. Onun için dedim ki bugünden hazırlayayım. En azından oradaki çamaşırlar tekrar kirlenmesin. Gerçekten kızlar, çünkü baş edilmiyor yani. Şuraya valizleri çıkarttım. Doğan yatağın üzerine. Ondan sonra kıyafetleri de getireceğim. Koyacaklarımı koyacağım artık. Gerçekten. Dedim ortadan çıksın. Onlar hiç şey yapılmasın. Çünkü sürekli giyiliyor atılıyor. Giyiliyor atılıyor. Artık onları hadi yıka, son anda şey yap. Yetişmiyor bazen. O yüzden hemen valla hazırlayacağım. Tatillikleri giymesinler. 9 gün kaldı zaten şurada. Öyle kızlar. Sonra da BİM'e gideceğim. Yemeklik alacağım. Öyle işte. Gideriz. Hey kızlar. Ütülerin büyük bir çoğunluğu bitti. Hatta 3 tane falan gömlek kaldı. Onun dışındakiler bitti. Oh, çok yorulduk. Biraz Doğa, biraz ben. Şimdi BİM'e geldik. BİM'e ve şopa gideceğim. Bilmiyorum ne alacağımı da vallahi. Tavuk alsam, tavuk yapayım diye düşündüm. Kızlar da sucuk ekmek mi yesek dediler hazırca. Vallahi emin değilim. Bakalım bir. Ben bak tavuk alacağım. Bir dakika anneciğim. Vallahi emin değilim, bakacağız bir. Bunu istememiştim. Allah Allah. Buzluk ürünü. Hmm.
Wow, içi böyle. Beğendin mi tostunu? Bakayım, daha tadına bakmadım. Hadi afiyet olsun annem, gidelim gel. Çağdaş'a da gidelim. Ve ben dışarıdan geldim kızlar. Şöyle 4 tane çıtır mı çıtır ekmek aldım fırından. Ya fırın değil de Çağdaş var bizim burada, oradan aldım. Kendi fırını var, hani kimsenin eli değmiyor, onlar veriyor. O yüzden öyle aldım. Bim'den şeyden istemiyorum. Herkesin eli değiyor sonuçta orada. Şok'tan bir tane şöyle maletin, o gün piknikte aldığımdan güzeldi sucuğu. Ondan aldım bir tane, akşam ekmek arası yapacağız. Valla tavuktan şundan bundan vazgeçtim sıcakta. Dana sucuklu tabii ki kızlar. Şöyle 250 gram kadar, yani ekmek arası yeterli olur. Bir tane de Bim'den şöyle Fehir'in şu şeyini aldım. Bu da güzel, fena değil. İlk başta şekerli geliyordu ama şimdi güzel geliyor. Hatta bayağı güzel geliyor kızlar, fıstıklı dondurması. Bir tane de şöyle külahını aldım. Onluymuş bu. Bunu da şeyden gördüm. Dün Sevda'nın vlogunu seyrederken o almıştı. Ondan gördüm. Sevdalı Günler var ya arkadaşıma da. Çok becerikli bir kız var. Neler neler, ne tarifler var kanalında. Bir tane de şöyle şey aldım. Her zamanki ekmeğimizden. Çavdarma şey neyse işte. 4 tane şöyle gofret aldım. Ve şöyle de ay sıcak var ya, nasıl sıcak kızlar. Ya evde hiçbir şey kalmamıştı atıştırmalık. Almıyorum ya artık kızlar. Ama akşamları da böyle bazen canımız istiyor. Şimdi ben dolaba koyacağım. 4 tane şöyle Carmen'in, 4 tane de Ülker'in çikolatalı gofretini aldım. Bunları şey, bunlar 1.75'ti kızlar Şok'un ama gayet güzel oluyor. Dün de yedik. Bunu da Çağdaş'ta 2 liraya düşmüş buldum. Bunlardan da aldım hemen. Vazgeçilmez her zamanki Ülker çikolatamız, işte çikolatalı gofretimiz. Böyle şekerlerim, bunları aldım geldim. Ama tabii ki daha akşam pazara gidilecek böyle. Ay yoruldum. Ay yoruldum kızlar. Valizlerimizi hazırladım. 2 tane. Bir tanesini çocuklar için hazırladım. Bir tanesini Murat'la bana hazırladım. Bir tane de şimdi yerde var. Onu da düğün kıyafetleri, işte ayakkabıları için hazırlayacağım. Burada da gördüğünüz gibi hepsini attılar. Ben onu giyeceğim, ben bunu giyeceğim, benim o bikinimi götür. Gördüğünüz gibi çarşamba pazarına döndük. Şimdi onları bir toparlayacağım. Pareolarım benim de. İşte mayolarımız. Şunlar bunlar kızlar. Şu pareoları çok seviyorum. Şey gibi bunlar. Bluz yani elbise gibi ince böyle şifonla. Tabii ki böyle sadece mayonun üzerine giyilebiliyor. Onlar rahat oluyor işte gidip gelmeye ya da işte deniz kenarında. Öyle işte onları götüreceğim mutlaka. Onları ama mayoları koyduğum şeye koyuyorum işte. Havluları, mayoları, işte o pareolarımızı falan. Hepsini aynı çantaya koyuyorum. O da bir çanta oluyor. Öyle işte. Vallahi iyi olur yani. Üterimim de dediğim gibi birçoğu bitti. Ama şu an hala devam. İş bitmiyor bizde. Şurada bakın alttaki valiz. Murat'ınkiyle benimkini koydum. Üsttekine de kızlarınkini koydum. Şunu da açtım oraya. Düğün şeylerini koyacağım ama onu herhalde geri kapatacağım. Onu daha sonra koyacağım gibi. Bakalım. Açmayacak Alya bunları. Sakın Alya. Evet. Ay kızlar vallahi bir sıcak bir sıcak dışarısı. Bakın en çok şu pareolarını seviyorum. Şöyle elbise gibi. Yani tunik gibi daha doğrusu. Kenarları böyle. En sevdiğim iki pareom bu ve kızlar. Şu çok pareom var ama bunlara bayılıyorum. Özellikle şunun rengine bitiyorum vallahi, böyle şifonda incecik. Genelde zaten mayolarım siyah ve böyle mavi tonlu. Özellikle siyah içinden çok güzel duruyor. Böyle altı da şöyle lastikli, yırtmaçlı. Şu da kızlar Alişko'nun böyle mayosunun üstüne elbisesi, şey eteği, teyzeleri. Çok güzel kızımın mayoları da. Yine istemeye başladım. Murat geldi kızlar. Şimdi pazara gidiyoruz. Oradan çekebildiğim fiyatları bir çekeceğim size. Sonra da alışverişimizi yapar döneriz. Bakalım bu hafta nasıl fiyatlar. Şu aşağısı pazar. Şu aşağısı pazar da. Şimdi şurada bir şey var. Hem kur temizleme diyor hem de terzi. Oraya bir uğrayacağım. Şey var bir tane elbisem tadet, onu göstereceğim. Pazara geldik. Şimdi kızlar öncelikle bir çekeceğim bütün pazarı, yani fiyatları çekeceğim size. Ondan sonra da kapatıp kendi alışverişimi yapacağım. Evet.
Ay mutfağın ışığı beni var ya deli ediyor. Geldik biz şekerlerin pazardan. Size gösterdim fiyatları. Onları şey editleyip atacağım. Bugün günlerden bu arada. Yani bugün. Ay kızlar günleri şaşırdım yanına mısınız? Bugün günlerden salı tabii pazara gittiğimiz için. Hemen aldıklarını göstereyim size. Şöyle bir kilo elma aldım. Aile elma istediği için. Bu kırmızı elmalardan. Bir kilo nektarin aldım. Bu da bayağı güzeldi. Bu arada elma 10 TL'ydi. Nektarin de 5 liraydı kızlar. Şöyle 3 kilo da salatalık aldık böyle. Güzel. Çıtır çıtır. Şöyle 3 kilo da, pardon 2 kilo da salatalık da aldım. Murat 3 dedi de ben 2 dedim oradan hatırlıyorum. Sonra patates aldık. En uygunu ne kadardı ya? 30 liraya aldık da 4 kilo 30 liraydı. Şöyle patates aldım. Şurada anneciğim. Sonra biber aldık kızlar. Bunu kızartmak için aldım. Fiyatı da böyle şey sivri biberin böyle biraz daha büyüğü oluyor ya onlardan aldım. Bu gerçi çok büyükmüş ama hepsi öyle değil. Şöyle yani. Tam böyle kızartmalık biberi seviyoruz biz. Fiyatı da 7 liraydı. 2 kilo ondan aldım. Böyle bol domates soslu kızartacağım onlardan. Sonra burada yeşillik var. Kıvırcık ve 3 tane de şey aldım. Maydanoz aldım. Maydanozun tanesi 1 liraydı. Sonra üzüm aldım. Daha gelirken zaten Allah belanızı vermesin. Şuna bakar mısınız? Yazıklar olsun. Tezgahta böyle yemyeşil duruyor. 10 liraydı kilosu. Hepsi 10 liraydı yani. Üzüm her yerde 10 liraydı. Şöyle yarım kilo dolma biber aldım. Biraz da evde vardı çünkü. Fiyatı da kaç liraydı ya? 10 liraydı. 5 lira oldu. Yarım kilo olunca. Domates aldım kızlar. Domatesin de kilosu 6,5 liraydı. Ama güzel şöyle tarla domatesi. İyi denk geldi. Ve bakın asıl bugünkü. Ha bir de karpuz aldık. Değil mi Murat? Başka bir şey almadık. Bir de karpuz aldık. Büyük bir karpuz. Onun şimdi gösteremeyeceğim kızlar. Asıl önemli olan bakın ne. Bakın ben ne aldım. Böyle yağım bitmişti kızlar. Murat'a dedim ki geçerken kooperatifin oradan geçtik. Hadi dedim Murat şu kooperatife bakalım. Yağ genelde orada yani dışarıya göre ucuz oluyor. Hani 150 lira falan oluyor. Orada baktık. Anadolu diye bir markanın vardı. Ondan sonra ilk girdiğimiz yağ bölümünde. Ne kadar ki bu dedik. Fiyatını yazmamışlar. Murat dedi ki 150 falandır en fazla dedi. Alalım dedik. Aldık götürdük kasaya. Orada bu markanınkini biz daha önce de bayağı bir indirimli almıştık. Bu markanınki vardı bir yerde kızlar şey kasada birisi almıştı. Dedim ki TMO'da mı var? O ne kadar dedim. Demez mi 135 lira? Aha dedim hemen ondan versen bize. Ondan sonra ama vermediler. İki taneden fazla vermediler. Şöyle iki tane aldım. Sonra dedim ki ya ben bir daha almak istiyorum. Yani biz hep istiyoruz. Ama denk gelmiyor. Girdik çıktık. Bir tane daha verdiler sonra zor zoruna. Şöyle 3 tane alabildik kızlar. Çünkü bizim gerçekten şey. Ya çok gidiyor ya bize bilmiyorum yani çok gidiyor. O yüzden de bayağı iyi oldu. Şunlar iyi denk geldi yani. 5 kilosunu böyle 135 TL'ye almış oldum. Ve TMO'nun da çok güzel çıkıyordu. Daha önce almıştım. Oradan biliyorum yani. Neyse inşallah size de denk gelir de alırsınız. Ya şimdi derim ki size yarın gidin alın. Denk gelmez. O yüzden bir şey diyemiyorum. Ama yakınınızda varsa sorun. Kasiyerleri falan tanıyorsanız hani şu gün bugün gelecekler diye belki söylüyorlar. Bize inanın tesadüf oldu. Öyle yani. Sevindim vallahi. Altı bulmuştum. Sevindik. Tövbe estağfurullah. Sanki para vermiyoruz. Öyle işte kızlar. Alışverişimiz bu kadardı. Şimdi sucuk ekmek yapıyorlar. Ben yemeyeceğim. Ben saat 6 gibi bir şeyler atıştırdım. O yüzden yemeyeceğim. Doğal sucuk ekmek yapıyor. Hepsini hazırlıyor. Onu yiyecekler. Yanına da içecek falan çıkarıyor soğuk. Öyle. Allah'ım sağlıkla yememizi nasip etsin yine. Bugünlük bu kadar olsun kızlar. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.